hazırladığı Allak Bullak Doğaçlama Komedi Gösterisi'ne hepiniz hoş geldiniz. Öğretmen, müzik öğretmeni. Fekal'in dinamizmini biliyorum, enerjisini biliyorum, etkinliklerin çok güzel olduğunu biliyorum. Bu yüzden bu akşamki gösterinin de çok güzel olacağına inanıyoruz biz. Doğru mu? Enerji olacak mı? Evet. Şimdi bu akşamki gösterimiz bir doğaçlama komedi gösterisi, tiyatro sporu. Gençler bu spora bence uzak değiller. Öğretmenler uzaklık bir soralım. Tiyatro sporu izlemeyen var mı? Hadi canım. Doğaçlama yapmayan var mı? Ciddi misiniz? Yani tiyatro sporunu izleyen var mı? Doğaçlama biliyorsunuz ya canım. Peki parmak kaldırmayanlar ne yapıyor? Yani hani izlemekle izlemek. Anlamaya çalışıyorum. Bunu gerçekten merak ediyorum. Doğaçlama gösteri. Doğaçlama gösteri. Daha önce izlemeyenler bir parmak kaldırabilirler mi? Şimdi, güzel. Doğaçlama gösteri bir metin olmayan, bir metne dayanmayan her şeyin bu anda, şu anda gerçekleştiği ve seyircinin çok yoğun bir katılım sağladığı bir oyun. Şahit olduğunuz en yaratıcı kopya hangisiydi hoşunuza gider? Hadi itiraf edin. Ederler evet, mi? Önümüzde sınav arkadaşlar. Bunu mezunlar söyleyebilir de arasını söyleyemez. Sırları kimseye ortaya çıkartmıyor. Öğretmenlerden alalım diyeceğim şimdi. Var mı kopya yakalayan? Olmaz mı? Hocam sen söyle. Ama dillendiremem. Bana hiç olmaz. Hayır, yöntemi. İsim istemiyoruz. Yöntem yok, istiyoruz. Yok. İsim ya da yöntem ifade edemiyorum. Evet biz bizeyiz. Evet bak oradan geliyor bir tane. Benden cesur birisi olsun. Evet. Öğretmenin çantasından bir gün önce soru kağıtlarını çaldık. Oo. Maşallah. Cesur. Bayağı havadan sürdü yani. Bravo. 180 tane şahane, 180 yapacak mısın? Vallahi çok güzel, çok cesur bir kopya yöntemi oldu. Şurada alkış geliyor buraya. Evet hocam. Atılır. İki sınıfta, karşımdaki sınıfı böyle yaparken, diğer öğretmen olduğunun o anki duymayacağı bir dakika öğrenci bir anda okul çekerken karşı sınıftan fotoğrafını bile aldı. Yani ben sınav esnasında diyorsun bütün sınıfları kontrol edebilirim. Kopyayı çeken öğrenci Boğaziçi'nde. Arkadaşlar kopyayı çeken Boğaziçi'ne gidiyorum. O kopya çekebilirsiniz. Buradan bu sonuç çıkıyor. Bizim, ben bakalım başka var mı? Abdullah. Evet. Yani. Bu arada ben Pekan mezunuyum. Kopyalarımı net olarak söyleyebilirim. Şu an kopya çektiğim hocalarından bir tanesi burada. Yanında yanında mı oturuyorsun? Aslında biliyor kendisi. Yöntemi söyleyeyim. Arkadaşlara yardımcı olur belki. Üçüncü katta en köşede sağdaki sınıf. Hala sol askılıkta, sol tarafında böyle bir et kalınlığı vardır askılığın takıldığı tahtada. Oraya kopyayı yazmıştım, üşünün bahanesiyle gidip oradan kopyayı, notları okuyup oturup yerime kağıdıma yazdım. Hocam askılık oraya bir şey yapın. Bak orası yani bilmiyorum, kaldı mesela. Evet, böyle bir dakika bir düşünmüyorum. Burada bir tane daha var. Efendim? Neyse şimdi yan yere güzel oyun izliyoruz. Peki o zaman ben askılığı aldım. 3, 2, 1. Ay ne kadar terledim ya. Değerli yolcularımız uçağımıza hoş geldiniz. Kabin ekibimiz olarak şimdi size acil çıkış kapılarını anlatacağız. Uçağımızda iki tane çıkış kapısı vardır. İkisi, birisi sağda, birisi solda. Birisini de sahne heyecanından unuttum. 3, 2, 1. Bekliyorum. Çiziyor beni böyle. Bayağı çizdi. Sonra adam durdu. Adamla beraber biz böyle yerlerde sürünüyoruz. Adam hangi kolu istese. Allah'a sana şükürler olsun. Adamla bayağı kol kılı biz
takılıyoruz yani. Güzel bir ilişkimiz başladı adamla. Bayağı da sosyal bir ilişki. Okula giderken, hocayla beraber okula giderken... Şey neydi? Onların haberi olmadan mesela. Var bir şey galiba orada. Gülüyorsunuz, birbirinize bakıp gülüyorsunuz. Ne yaptınız? Çabuk itiraf edin. Evet. Ablam kesin. Ne yaptın abla? Üstlerine bakmıştım, toz var mı diye. Üstüne toz var mı diye baktım. Evet. Aa, misafirlere. Ciddi misin? Evet, toz çıkış noktası için Allah'ın ikinci performansı bir geri sarayım alalım. 3, 2, 1. Ya hayatım, ben buranın tozunu falan almam. Ne alman lan? Ya ne demek, ben toz almak için mi evlendim seninle hayvan? Nerede bütün karılar peşinde? Nerede bütün karılar peşinde? Hadi çağır gelsinler. Çağırabilir misin? Çağıramazsın, sıkar. Tak cilleti dudağına, şah damarından beri, tamam mı? Akşam da kaptama tapta diyor. Ya bakın şah damarından. Süleyman! Vallahi getireceğim ya. Sen çok şımardın ya. Parayı buldun, şımardın abi, hemen nerede geziyorsun boyun altında gibi. Eh, hadi kendimize gidelim. Tamam, oynama böyle. Ben de dayanamıyorum. Ulan çıkış noktası yönlendirme sorusu arkadaşlar. Aa, bunu herkese soruyorum. Sabah uyandığınızda okulunuzda bir şey değişmiş. Bu ne olsun istersiniz? Yıkılıyor. Hadi bakalım. Hocam bak. Müdür değişmiş dediler mi? Bir dakika, ben alıyorum. Kim? Müdür mü? Müdür mü? Müdür mü değilsin isterseniz? Evet, soralım. Evet, öğle arası dışarı çıkın. Cuma namazı için kızlar da izinli sayın. Bak. Değiştiriyoruz, bugün bütün kuralları değiştiriyoruz arkadaşlar. Yarım saatten değiştirirsiniz o kadar yani, daha fazla değil. Yazıcı. Hidayet abla hoş geldin. Kabartacağım ben şimdi seni.